Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet. Renklerden de anlaşılacağı üzere size böyle bir Kırmızı kalp modeli hazırladım arkadaşlar. Şöyle modelimi bir türbent üzerinde göstereyim. Şöyle bir bakın. Böyle dallar üzerinde sarkan böyle minik kalpler yaptım sizler için. Şöyle. Bir de sallantılı haline bakalım. Madem dallarda sallanan kalpler dedik arkadaşlar, şöyle sallantılı halide bu şekilde çok hoş yapımı da bir o kadar kolay artık bu çimen e, usulüne de alıştığınızı düşünüyorum böyle ilmeklerin üzerinde çok güzel duruyor modelimiz Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar iki tane çiçeğimin arasına bu şekilde 15 tane kirpikli trabzan yapacağım burada 14 tane Var. Şimdi bir tane daha yapıp sizle 15'e tamamlayalım bakın. Şöyle bir zincir çekiyorum ara mesafesine. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincir kapattım. Sık iğne ile trabzanımın arasına bu şekilde. Şimdi bu 15 tane olunca hemen dallarımız için yuvasını hazırlayalım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Bir tane boş trabzan. 15'ten sonra bir boş. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir şöyle kirpik yapıyorum. bir zincir bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Şu şekilde yuvamız ortada 4 4 zincirden kirpikli trabzan kenarlarında boş trabzan olarak oldu 7 zincir çekiyorum 5 6 ve 7 şöyle ters tarafına çevirdim boş olana kapatıp bir yuva hazırladım bu şekilde bir zincirle düz tarafına dönüyorum yuvanın da içine girip sık iğne ile Şimdi bu yuvaya toplamda 9 tane ilmek toplayacağız. Bir zincir çekip ipimi uzattım. Şöyle kalemimi getiriyorum arkadaşlar. Ve ilmeğime takıyorum. Bu şekilde şöyle tutup daha rahat çalışmayı sağlayalım. Bakın. Yuvaya girdim. Dibinde bir iki zincirimi çekiyorum. Ve kalemime taktım. 2 oldu. Şöyle bir iki zincir kalemime takıyorum üçüncü üçer üçer burada toplamda üç tane dal yapacağız bu ilk dalımız hazır şimdi bir iki zincirimi çekiyorum taktım dört oldu yuvaya giriyorum bir iki zincir şöyle iki zincir altıncı ilmeğim şöyle hafif uzatalım bir iki zincir yedi bir iki zincir sekiz iki zincir dokuz dedim al bir bakalım arkadaşlar üç beş 6 ve 9. Evet. Toplamda 9 tane olacak eşit ilmek sayısı için sayılar önemli. Şöyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde başında yaptık, sonunda da yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya 2 2 olarak aldım. Evet bakın yine bu 15 tane kirpikli trabzana geçişimizi yapıyoruz. 4 zincirimi çekip buraya kapattım. Şöyle bir tane de zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battı ya. Şöyle 2 2 alarak bir trabzan. 4 zincir. Kapatıyorum. Buraya kirpik bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvanın içine girdim. 2 2 olarak trabzan yaptım. 4 zincir kirpik olarak kapattım. Bir zincir çektim 1 defa doladım şöyle 2 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum şöyle dibine bir zincir. Bu şekilde toplam 15 tane ara mesafesi olarak kirpikli trabzanlar yapacağız şöyle kalıp gibi güzel bir çitimiz çimenimiz olacak arkadaşlar şimdi bu kadar yeterli sanırsam hemen şöyle oynatarak ilmeklerimi çıkarıyorum şöyle elimle sola yatırıp bu şekilde çimenlerimizi hazırlıyoruz şimdi kalplerimizi dallarımıza takmaya geldi sıra şimdi dallarımızı ayıralım üçer ilmek üçer ilmek bakın şöyle bir iki ve 3. 3 yer ilmek, 3 yer ilmek dallarımı ayırdım. Sıkı iğne ile ipimi buraya sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi bakın kapattım buraya. Bu ilk kirpiğim. Tekrar 5 zincir. ve 5 zincir. bu şekilde 5 zincirden 3 tane kirpik yaptık ister arkadaşlar bunu koparın isterseniz şu şekilde bakın 2 3 4 5 zincir çekip bunu sonra hepsini bitirdikten sonra kesip yakacağız bakın 2 bir tane daha alıyorum içinden 3 Evet bakın bu şekilde şöyle aynı şekilde 5 tane zincir çekiyorum 3 tane kirpik yapacağız bu dallarımızın içine. Bu ilk kirpiğim. 5 zincir ikinci kirpiğim. Şöyle 5 zincir üçüncü 3 Üç tane kirpiği bu yeşil yuvaya yaptık bakın. Şöyle elimizle düzeltelim yan yana. Tekrar 5 zincir çekip Yine son kalan bu iç ilmeği de üçüncü dal olarak alıyorum buraya bakın. Şimdi aynı şekilde 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. 4 ve 5 kapatıyorum. Tekrar 5 zincir Şimdi bir zincir çekip ipimizi koparalım, bitirelim. Evet, şimdi arkadaşlar şu şekilde bakın. Bir görüntü oluştu. Şimdi bunu şu aralarından bakın. Şöyle tam ortasında yani 3. zincir diyelim. kırtladık ayırdık. Aynı şekilde istediğiniz size nasıl kolay geliyorsa o şekil yapabilirsiniz. Şimdi bunları çakmakla bakın şu şekilde yakacağız. Şu parmağımdan ipimi çıkarayım. Şöyle göstereyim bakın. Bunu yakıp arkaya yapıştırıyorum bakın. Arkaya bu şekilde yapıştırıyorum. Şuradan şöyle. Daha bunu 3 zincir bile çekebilirsiniz. Kenarlarda birer tane zincir kalması için bakın, bu şekilde yaktık şöyle daha bile dediğim gibi hani ben ekran amaçlı daha net göründüğü beş çektim kenarlarında bu ara mesajı 3 er zincir çekip yakabilirsiniz Evet şimdi kalplerimizi yapılışına geçelim yuvalarımızı şöyle ters tarafında hazırlayacağız tülbentimiz ters tarafına çeviriyorum bu ilk dalımın bakın kirpiğimin hemen dibine yeşil yuvaya sık iğne ile ipimi sabitledim ve 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi ortadaki bu 5 zincirli kirpiğin içine girip sabitledim yine 10 zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 yeşil yuvanın bu kapattığımız beyazın öbür tarafından sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum iki tane zincir çekiyorum bakın sık iğnenin üzerine iki zincir çekip düz tarafına bu şekilde dönüşümü yaptım buraya bir tane kirpik yaptım İki zincir şöyle iki iki zincir üç iki zincirden minik minik bu şekilde kirpikler yapıyoruz 4 5 6 7 8 ve 9 10 zincirimize 9 tane bu şekilde bakın yaptık. Sık iğne ile bu şekilde diğer yuvaya geçtim. Bu sık iğne ile geçiş kalp gibi durmasını sağlıyor. 2 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 2 zincir 2 Sık iğneyi de sayarsak 4 oluyor. 5 6 7 8 Şimdi bu yeşil yuvanın da içine şu şekilde girerek daha oval belli durmasını sağlıyoruz. Şöyle ve bir zincirimi de çekiyorum dibine. Hemen koparıyorum. Bakın ipimi. Şu şekilde oluyor kolay ve duruşu da çok güzel olan bir modelimiz oldu arkadaşlar kalp gibi şöyle kalp görünümü verdik diğerini yapalım şöyle yine ters tarafına çevirip yuvalarımızı tersinde hazırlayacağız bakın bu yeşil yuvanın içine sık iğne ile girip ipimi sabitledim ve 10 tane zincir çekiyorum 10 zincirimi ortadaki kirpiğime kapatıp şöyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi yine bu bakın kremin dibine yapıyorum arkadaşlar. Yeşil yuvanın içine şöyle şunu alıp daha rahat görün bu şekilde kapattım buraya ve iki zincirle düz yüzüne döneceğim 1 2 zincir hemen düz tarafına döndüm şöyle sık iğne ile sabitleyip kirpiğimi yaptım 1 2 zincir 1 2 zincir 3 oldu 4 5 6 7 2 zincir 8 şöyle bir görüntü oluyor 2 zincirimi çekip sonuncu 9. da yaparsak şöyle diğerine geçiş yapıyoruz 9 tane bir taraf 9 tane bir tarafı yapıyoruz 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 zincir 2 3 4 2 zincir 5 6 Şu şekilde çok hoş bir görüntüsü oluyor. iki zincir şöyle sonuncuyu da kapattım yeşil yuvaya da muhakkak bir sık iğne yapıp sonra kopartıyorum şöyle meyilli güzel durmasını sağlıyor Evet bunu da tamamladık arkadaşlar şöyle diğerinin yapılışına geçelim yine şöyle ters tarafına çevirelim modelimizi ve buraya hemen beyazla dibine sık iğne ile sabitleyerek başlayalım. 10 tane zincir 6 7 8 9 10, 10 zincirimi kapattım Bakın bu şekilde şöyle ortadaki kirpiğin içine girdim ve sık iğne ile buraya sabitledim 10 zincir öyle kirpiğimin dibine kapatıyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Evet, iki zincirle düz tarafına dönüyorum yine. Buraya 9 tane kirpik yapacağız bakın. Bu ilk kirpik şöyle. 1 2 iki zincir 2. 3. şöyle 4 5 6 7 8 ve 9 hemen yuvanın içine girip sabitliyorum yine aynı şekilde Şöyle kirpik yapıyoruz. 4 5 6 7 8 ve 9. Toplamda 9 tane bu şekilde yaptım. Kirpiğimi şöyle sonuncuyu da şöyle sadece bir arkaya alıp ön tarafından bir sık iğne, hiç zincir çekmedi. Sadece sık iğne yaptım. İpimi kopardım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şunu yakıp bir temizleyip hemen geleyim arkadaşlar instagram üzerinden bir tane arkadaşımız yazmıştı bu ilmekli oyalar hani yaparken böyle sağa filan kayıyor ediyor ya şimdi bunları şöyle bir ütülemeden önce şöyle elimizle düzeltin tam orta şekline gelecek şekilde kalpler veyahut da sıralı modele yazmıştı sıralı modeli şöyle ters tarafından çevirip bir defa ütüleyin bir daha asla yıkasanız bile bunlar kayma bozulma olmuyor arkadaşlar bu iplerde şimdi size göstereyim hafif ütümü ısıtmışken hazır bunu bu şekilde ters tarafından yerleştirdim bakın şu ütünün ucunu şu şekilde üzerine koyup bir tane buhar veriyorum buradan buharımı verdim şöyle bakın bu şekilde ütülendiği takdirde hiç bozulma falan olmuyor bunu da ütüleyelim hazır Sıf arkadaşımız hani sordu diye bu şekilde göstermek istedim bakın bu bir kere elinizle düzelttin hiç sağa sola kayma filan olmuyor yapışıyor bu şekilde evet ütüsünü de göstermiş oldum modelim çok tatlı oldu çok da güzel oldu arkadaşlar bakın şöyle minimine dallarda sallanan kalpler şöyle bu şekilde ben çok beğendim isterseniz bu dalların ilmeklerini beşer beşer de yapabilirsiniz ben 3 3 yaptım siz 5 10 15 olarak da ayırıp daha iri dallar da yapabilirsiniz bu 8 yerine beşer altışar da yapabilirsiniz 9 yerine zevk size ait yani velhasıl arkadaşlar modelim bu şekilde çok tatlı oldu çok güzel oldu beğendiğim modellerden bir tanesi oldu İnşallah sizde beğenip böyle yorum ve destek olarak paylaşarak bana destek olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir de tülbent üzerinde gösterip modelimi tamamlamak istiyorum. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşçakalın.